çek sağ! Ya ne istiyorsun? Deli misin sen? Ekol yapma lan, sağ çek arabayı. Ya manyak mısın sen kardeşim? Göstereceğim sana, öyle mi böyle mi, sağ çek. Tövbe estağfurullah kardeşim, yürü yürü. Yürü git içine. Lan buraya. Ne oluyor ya sen? Gel. Neşe. Gel şöyle. Sen kimsin lan ha? Kimsin? Ya ne oluyor ya? Delirdin mi birader? Delirdin lan. Delirttin beni. Sen benim ipeğimi nasıl el kaldırırsın? Kırayım mı lan? Öyle kırayım mı? Ben dokunmuyorum daha ona. Sen kimsin lan ha? Babasıyım. Babasıyım ipeğin. Asıl sen kimsin ya? Hayırdır? Ne hal böyle gene sen, böyle makyajlar, bir hallenmeler falan? Ne yapayım Emine? Tesisat bozuldu. Kız bana bak. Kız şimdi makyaj yapınca borular mı açılıyor? Ben onu anlamadım. Yani işe yarıyorsa rimel de allıktı ver, şöyle iyice bir döşenim çünkü bizde de sular akmıyor. Sizin vanayı ben kapattım ondandır. Ama tesisatçı gelecek. He. Ha yani sen şimdi tesisatçı geliyor diye mi bu kadar süslendin? Kız anam, Kamuran Bey bitti. Sıra tesisatçıya mı geldi? Ay Fadik, nereye doğru bu gidişat kız? Yok artık Emine. Tesisatçımız bizzat Kamuran Bey'in kendisi. O ben yaparım dedi. İyi. Ben de dedim ki ne oluyor dedim. Bu kız dedim niyeti dedim iyice bozdu mu dedim. Yok artık Emine. Fadik. Yoksa sen adamı eve alabilmek için mi tesisatı bozdun kız? Pes! Pes yani evine. Gerçekten pes! Ayıp ediyorsun. Ben tesisat bozuk diye Kamuran Bey'i test ederiz diye düşünmüştüm. İyi. He yani öyle diyor. Bak Emine. Ben 3 nişan atmış kadını yaş tahtaya basmak istemiyorum. Bu adam adam gibi adam mı? Yoksa adam gibi görünen adam gibi adam mı? Bunu bilmek hakkım değil mi? Çok güzel söyledin. Vallahi burada çok güzel söyledin. Ay yarabbim, çok şükürler olsun. Benim ahiretliğimin aklı başına geliyor. Çok şükür yarabbim. Amin. Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum. Sizinle böyle tanışmak istemezdim. Ama siz İpek'e belki haddimi aşıyorum şu an ama nasıl kıyabildiniz ben onu anlamadım. Bak Kerem Bey oğlum, seni yeni tanıyorum. Ama yani seni çok sevdim. Mert bir delikanlısın. Oğlum diyorum sana. Ya İpek benim bir tanecik kızım. Ellerim kırılsaydı da vurmasaydım ona. Yani çaresizlikten ne yaptığımı bilmiyorum da oğlum. Ama yıkılmıştır şimdi İpek. Asıl baba olarak ben nasıl yıkıldım bir bilsen oğlum. Ya kızım gelmiş benden borç para istiyor. Ya öyle iyi yürekli biri ki kendi için bile istemiyor. Arkadaşına istiyor. Ama yok.
Yok işte yani. Olsa canımı vereceğim. Bizimki de biraz hırçın işte. Ben de baba olarak kalbim kırılınca dayanamadım. Haddimi aştım. Elim kırılsaydı. Tamam, siz daha fazla üzmeyin kendinizi. Maddi sıkıntıları var demek. Ah be oğlum, ah. Yani öyle bir çıkmazın içindeyim ki durumumuz da yok. Ev kira, ben memur emeklisiyim, tek maaş. Borç desen gani. Ya kızımı mutlu edebilmem, İpeğimin gönlünü alabilmem için bir mucizeye ihtiyaç var Kerem Bey oğlum. Burnun en önemli özelliği nedir Fadik Hanım? Sorarım size. İçinden bir şey geçmesi mi? Hayır. Muhteşem bir savunma aracıdır. Bakın. Hay, ho, hay, huy. Ay, çok şakacısınız. Kamuran Bey, 10 numara bir tesisatçıymışsınız. Yani 1 saat oldu hala konuşuyorsunuz. Her yer tarumar. Acaba diyorum siz bu işten anlamıyor musunuz? Ne demek anlamamak? Zerre fikrim yok ne yaptım hakkında. Şaka şaka. Efendim ben Boru'nun kitabını yazmış adamım. Muhteşem bir saç tasarımcısı olmamın yanı sıra borular benim hobim. 3,5 yıl bunlarla, borularla yaşadım efendim ben. Duy bunları elimi, duy. Hayır efendim, duymasın istemiyorum. Görsün, bizzat şahit olsun. Bu yaşlara boş boş oturarak gelmedim ben. Askerde tüm tesisatı ben değiştirdim. Boydan boya. Hey gidi günler hey. Gerçi şimdiki borular biraz farklı ama çözeceğiz. Eksik olmayın Kamuran Bey. Bir erkeğe tam ihtiyaç duyduğumuz anda koştunuz, yetiştiniz. Minnettarız. Ayarın kaçtı senin, bak. Bak, beyaz dizi romanı gibi konuşmayı bir an evvel bırakmazsan ağzının üstüne su yiyecek. Ay eyvah, eyvah, bittik. Bittik, mahvolduk, ne yaptınız? Hayır efendim, mahvolmadık, iyiye gidiyoruz. Tamirat yolunda önemli bir adım bu. Beni ani gerilimlere sevk etmeyin. Bir bez alabilir miyim? Bez. Acil. Acil bir bez alabilir miyim? Bez. Bir tesisatçı mı çağırsak acaba? Hayır efendim, tesisatçı çağırır bizi. Akıl danışır. Çünkü niye? Zaten burada tesisatçıların profesörü Ravran Kamran var. Evet, evet. İyiydi ama boru patladı ya. Hayır efendim, patlamadı. Yok öyle bir şey. İçini döküyor sadece. Boru bu. Tut tut içinde nereye kadar canım? Onun da bir canı var. Fadik Hanım, 2 dakika bastırır mısınız? Emine Hanım, siz de bana matkabı verir misiniz? Matkap. Matkabı vereyim ama yani şimdi nerede görülmüş ki tesisatın matkapla tamir edildiği, nerede görülmüş ayol? Hayır efendim, matkapla tesisat tamir edilmez. Çünkü bu evi tamirat kurtarmaz. Ben bu tesisatın adeta ebesi olacağım ve onu yeniden doğurtacağım. Nur topu gibi bir tesisatınız olacak. Sabredin. Adam ne yaptığını biliyor Emine. Biliyor. Ay aman, ne yaptınız Kamuran Bey? Hayır efendim, ben bir şey yapmadım. Daha başlamadım bile. Bu köhne evi temellerinden sarkacağım. Adeta bir destan yazacağım. Bana kablo verin, balta, testere, mızar getirin. Bu eve imzamı atacağım. Sen koru bizi yarabbim, sen koru. Şimdi bu adamı biz eve aldık. Sen çıkar yarabbim. Amin. Amin, amin. Thank you.